Sayın seyirciler, yeniden merhaba. Kısa aradan önce konuşmuştuk biliyorsunuz. Başbakan Erdoğan'ın öğrenci evleriyle ilgili açıklamaları, ABD basının, dış basının buna ilgisini, özel hayata müdahale iddiaları. Bütün bunları AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'la değerlendireceğiz şimdi. Ahmet Aydın, 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğitel'in konuğu. Melik Yiğitel, sözü sana ve konuğuna bırakıyorum. Teşekkürler Beyza Hakan. Evet, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evleri üzerinden yaptığı açıklama tartışılıyor. Aslında bu başlık altında birkaç başlık daha tartışılıyor ama en çok öne çıkan da acaba yaşam tarzına bir müdahale mi var? Ağırlıklı olarak bunu konuşacağız ama tabii bir başlık daha var. O da 60 maddelik anayasa önerisi. Az önce görüşme, CHP'li olan görüşme bitti. O heyetin içinde de yer almıştı AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın. O yüzden de bu iki önemli başlığı konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar. Hoş sağ olun. Şimdi kuşkusuz bu öğrenci evleri üzerinden yürütülen tartışmayı konuşacağız ama CHP'li yaptığımız görüşme de önemli. 60 madde ile ilgili gelin birlikte bunu Meclis Genel Kurulu'ndan geçirelim dediniz. Size düşünelim dediler. 23 Ekim'de yaklaşık 10 gündür düşündüler. Nasıl bir cevap verdiler? Gerekçeleri ne? Evet, aslında yaklaşık 2 hafta önce yapmış olduğumuz görüşme kanaatimce son derece olumlu ve sıcak bir havada geçti. Zira biz şunu ifade ettik. Anayasa Uzlaşma Komisyonu yaklaşık 2 senedir bir emek veriyor. Ciddi bir ürün ortaya koydu. Yetersiz de olsa 60 madde gibi bir önemli bir madde de 4'lü siyasi partinin mutabakatıyla ortaya kondu ve her siyasi partinin o maddelerin altında imzası var. Tabii hatırlarsanız meclis tatile girmeden önce de yaklaşık 48 maddede bir mutabakat sağlanmıştı. O zaman da yine aynı şekilde biz siyasi partiler isterse bir taraftan uzlaşma komisyonu devam etsin. Çünkü biz samimiyiz. Hakikaten niyetimiz üzülmemek. Bu yeni anayasayı bu dönemde gerçekleştirdik. Eğer samimiyseniz gelin bu anlaştığımız, uzlaştığımız, bütün siyasi partilerin uzlaştığı maddeleri çıkaralım. Bu süreçte de komisyon devam etsin. Yeni maddeler üretirse onu da gene çıkarmaya devam edin dedik. O zaman da maalesef bir MHP olabilir gibi dedi. Sonra o da vazgeçti. CHP'den o zaman bir ses şeyler çıkmadı. Yine işte geçtiğimiz dönemlerde Sayın Başbakanımızın bir çağrısı olmuştu. Evet, Anayasa Uzlaşma Komisyonu 60 maddede bir uzlaşı sağladı. Komisyon devam etsin. Biz bu arada isterlerse 367'yi bulan bir siyasi partiyle de hep birlikte bir şekilde arz sonra hep birlikte çıkarmak. Bu uzlaşılan maddeleri niyetimizin samimiyeti konusunda, halkın bizden beklediği yeni anayasa özlemi konusunda ve uzlaşma komisyonunun motivasyon artması noktasında bunları en azından çıkartalım, yasalaştıralım dedik. Tabii Sayın Başbakan'ın çağrısına bu kez Sayın Kılıçdaroğlu tamam dedi. Tamam dedi. Eğer siz tamam diyorsanız gelin hep beraber çıkaralım diye bir ifade kullandı. Bunun üzerine işte CHP'den 2 hafta önce bir görüşme talep ettik. O görüşme de olumlu ve sıcak bir havada geçmişti. Bugün kendileri randevu istediler. Yetkili kurullarında görüşüp geldiler. Tabi aslında bugünün gelişi dünden belliydi. Dün çünkü parti sözcüleri Haluk Koç gene yetkili birkaç kişi CHP'den bu meyanda açıklamalar yapmıştı. Bugün de şunu ifade ettiler. Evet, aslında bu uzlaşma komisyonu önemli. Bu yeni anayasa önemli ama biz 4 siyasi parti birlikte olmadan anayasal düzlemde biz tek başımıza sizinle çıkarmayız dediler. Yani yokuz mu dedi? Biz yokuz dediler ve dolayısıyla aslında bir nevi toplu taca attılar. Evet, bu komisyon önemli bir çalışma koyuyor ortaya, devam etsin. Eğer biz beraber çıkartırsak komisyon dağılabilir gibi bir yanlış algıyla geldiler. Biz şunu ifade ettik, ya samimi olun dedik. Hakikaten biz bu konuda hem komisyonun kurulması noktasında, bakın 326-327 milletvekilimize verdiğimiz üye sayısı eşit. Komisyon kurulsun, her siyasi parti eşit üyeyle temsil edilsin ama bu komisyon 2 senedir çalışıyor. Aslında Türkiye yeni anayasa çalışmaları bu 2 seneyle de sınırlı değil. Biz 30 senedir bunu konuşuyoruz. Peki ne olacak şimdi, ne olacak? Şimdi, 60 madde önerisi rafa mı kalktı? Biz şunu ifade ettik, biz dedik tam tersine eğer biz bu uzlaştığımız 60 maddeyi çıkaramazsak komisyon yeni madde üretmekte ciddi sıkıntı yaşıyor. Bakın 2 aydır neredeyse yeni madde üretimi yok. Bir araya gelemiyor. Komisyon motivasyonu bozulmuş. Ve bu noktada hem komisyonun daha da motive olması en azından ürettiği maddelerin realize edilmesi, yasal düzlemde alınarak anayasadaki bu değişikliklerin, yeniliklerin yapılması noktasında bunu yaparsak hem komisyon çalışmalarını hızlandırırız, motivasyonu sağlarız dedik, hem de halkın yeni anayasa noktasındaki bu talebini, bu beklentisini daha da güçlendiririz. İşe yaradı. Kaldı ki bizim muhalefetle hakikaten neredeyse tek alan, yani uzlaşma komisyonu beraber yürüttüğümüz uzlaşma kültürün bir gereği önem verdiğimiz bir komisyon. Bu komisyonun da devam etmesini istiyoruz aslında. Çünkü iktidarla muhalefet toplumsal sözleşme diyor. Yeni anayasa hep birlikte çıkaralım. Ama gelin görün ki yine ana muhalefet işte dün dündür, bugün bugündür diyor adeta. İpe onu seriyor. Yani bir bakıma topu taca atarak hayır biz yokuz dedi. Bu 60 madde önerisi işi rafa mı kalktı? 60 madde önerisi evet şu anda rafa kalktı. Peki o zaman Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun devamda tehlikeye girmedi mi? Tabii bu saatten sonra işin doğrusu, yani bir taraftan CHP'nin de diğer siyasi partilerin de tavrı şu aslında. Ben her üçünde de gördüm şu. Ben bu masadan kalkmam ancak bu anayasayı da yaptırtmam diyor. Yaptırırım mantığıyla oturmuyor. Çünkü bakın eğer öyle bir samimiyet görseydik, öyle bir niyet görsek, biz halihazırda altında imzanız var diyoruz. 4 siyasi partiye de çağırdı bunu. Yani bu futboldaki tabiriyle top dolaştırma mı var diyorsunuz? Bu topu taca atmadır. Top dolaştırmanın da ötesinde topu taca atıyorlar her sefer. Bak 48 maddede gelin çıkaralım dedik. 60 maddede gelin çıkaralım. Biz ahde vefalı davranıyoruz. Attığımız imzamızın arkasındayız diyoruz. Ama siz kendi attığınız imzanız arkasında değilsiniz. Bakın CHP ben yokum diyor. MHP zaten görüşmeye hazır değil. CHP kapımızı bile çalmayın dediler. Bile lades diyor CHP'de. Çünkü MHP alenen açıkladı. Biz bu noktada yumruğumuz sıkılı, sizinle tokalaşmaya yokuz, kapımız kapalı dedi. Bu 60 maddeyle ilgili ya da üretilen maddelerle ilgili kesinlikle bize gelmeyin, biz yokuz dedi. Şimdi CHP'nin, MHP'nin bu tavrını bile bile bu teklifi yapması aslında kendi kendisiyle çelişmesi, kendisini inkar etmesidir. Evet. Bile bile lades demesidir bir bakıma. Peki bu konuyla ilgili son olarak Anayasa Uzlaşma Komisyonu masa dağılacak mı bundan sonra? Tabii bu Uzlaşma Komisyonu teşekkül eden, kuran ve ona başkanlık eden Sayın Meclis Başkanımızdır. Meclis Başkanımız bu çalışmaları görüyor. Çalışmamaları da görüyor. Hakikaten her seferinde de kendi de zaten dedi ki sesleniyor. Motor yeşil ışıkta duruyor, benzin yakıyor bir yandan. Hararet yapmaya başladı demişti. Durduğu yerde sayıyor. Ve bu manada da eğer yeni bir üretim olmayacaksa, yeni üretim olsa da, çünkü üretilen şeyler de var. Siz yeni üretilen malları, mamulleri eğer pazarlayamazsanız bunu siyaseten de demokratikleşme anlamında da